Evet Ramazan, nereye gidiyoruz? Abi nereye gidiyoruz? Yörüklerin artık göç mevsimi başladı yukarı Toros Dağları'na doğru. Yani bu Mayıs, Haziran aylarındayken artık o ailelerin sahilden yukarı Toros Dağları'na çıkma vakti geldi. Biz de araştırma yapmak için hem de bu araştırmayı video bütünlüğüyle sağlamak için biz de birlikte yukarı doğru gideceğiz artık. Hangi ailelere, nerelere ne denk geliriz hepsinden birer birer hem sohbet ederiz hem soracaklarımızı sorarız. Hem görüntüler kaydederiz. Evet. Bakalım inşallah güzel şeyler çıkar. Elimize ben de güzel bir şeyler çıkacağını inanıyorum. Yani bu... Yörükler dinlenmedi. Biz de dinlendikleri bölgedeyiz. 2-2,5 saatlik bir araba yolculuğumuz oldu bizim de. Bizim de artık da biraz dinlenme vaktimiz var. Bu arada Ramazan 3 senedir yörüklerle ilgili araştırma yapıyor ama ilk kez bir göçe tanık oluyor. Yani 3,5'da oradaydı. 3,5 civarı hareket etmeye başladı. Yani şimdi Kızılkaya'da tahminimce benim dinlenecekler. Hatta ha, yeni sürü geliyor yeni arka sürü tarafta. Geliyor, evet. Dinlediler. Şu an Boztepe yaylasını çıktık. Boztepe'den çıktık. Boztepe şu an bitti. Şu an Kızılkaya'ya doğru. Kızılkaya'ya gidiyoruz şu an. İki gün yolculukları var. Biz o yolculuğu sonuna kadar devam ettirmeyeceğiz tabi. Mükemmel bir koku var ya. Abi. Geri kaçacağım. Ne var su bıçak? Bayağı böyle abi kuzguyu ya. O yaylada şeyler nasıl kurulur abi? Hangi mesafeler? Mesela çadırın biri burada, ötekisi. Misal biri burada, bir tanesi şu çadırın orada. Veyahut da daha yakın. Yani ha. Öyle. Misal bir Hüygalan diye bir yer var. Yani bir 15 çadır rahat var. 15-16 çadır var. Yani hepsi hemen yakın yani. Orada cami de var. Camimiz. Cami de mi var abi? Tabii cami de var. Şimdi ikindi buradan kalkacağız mı? Belkinde kalkarız. Saat. Güzelim mi burada? 3 gün falan gideriz. Burada duramayız. Burada yerler var. Ya kurt da ne bileyim öyle diyorlar. 99 tane yer mi? Hayvanı var ya. Boğazından tuttum hayvan onun yanında gidermiş. Hiç yani hayvan kendini teslim ediyor ya. Şimdi bazen biz gece dağda yatardık eskiden. Böyle çukurlara yatırdık koyunu. Gece hayvan böyle birden ürker, birden kalkar. Hayvan onu biliyor. Kokusundan biliyor. O he onu diyecektim. O böyle bir bilir abi bilir kokusundan. Aralıkta falan böyle bir kaçma maçma olayı falan bir şeyler şey yaptıydın da böyle bir irkilme olunca hayvan bayılıyor mu? Ürker. Uyuyan adam anında kalkar böyle lop 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 ediyor onların hepsi böyle. Koyunlar görür, sürücü hepsi böyle ya. Bakar ona bakar. Hepsi döner ona bakar, ayağına vurur tıskırır koyun. Ben kış yurdundan kalktım.
Tarsun dışından geçmek için bütün yolları denedim. Çünkü ben bana zabıta izin vermiyor. Belediye izin vermiyor. Anlıyorsun. Ben de hatta bir gün de söylüyordu. Yani. Şehir içinden hayvan geçirmek yasak. Yani bunları böyle bahsediyorlar. Yani ettiklerine göre böyle yapacaklarsa o zaman biz satalım abi, üretmeyelim. Üretmeyelim, yapmayalım. Ha yap diyorlarsa da şunun bir çaresini bulsunlar. Tır alsınlar abi. Hayvan taşıma tır alsınlar. Bütün yörükler hayvanlarını Tarsu'da görmesin, Mersin'de görmesin. Yani karayolunu hiç görmesin. Direkt götürsün yaylaya yıksın. Ha biz sade tır istiyoruz. Ha yakıtımızı biz yine koyarız. Maliyetimizi biz koyarız. Ha bize sade tır yapsınlar. Tır alsınlar. Ya biz çok yola geliyoruz ya, biz çok riskli geliyoruz ha, gerçek diyorum. Yani şimdi en ufak bir şey olsa, mesela karayolu, şu asfaltlı köy yolu. En ufak bir kaza olsa suç bizde yani. Sarhoşun biri yol verse. Yani sarhoş da olsa, ne bileyim, kullanmasını bilmez aracı da, bize vursa suç bizde yani. Çünkü biz kanunla karayoluna çıkmamız yasak. Yasaklıyorlar yani, yasak. Hiçbir hakkımız yok. Ha, bizi karayoluna çıkartmayacaklarsa abi, üreticiyi de bitirmek istemiyorlarsa bunun çaresini bulsunlar. Aynen. Değil mi? Aynen. Misal aşağı iniyoruz. Ben güzün Ağustos ayında aşağı iniyorum. Misal bizim mera diye bir şey yok. Sürekli kendi imkanlarımla, cebimle, bilek zoruyla. Yani sürekli bunlarla üretiyoruz yani. Yapıyoruz bu işi. Misal iniyoruz oraya. Misal mısır zamanı mısır oluyor. Soyadır, fasulye, zebzedir işte. Bunlar geçti miydi artık bitiyor. Yani böyle boş mera diye bir yerimiz yok. Ondan sonra ahırın içine koyuyoruz. Ondan sonra ver cepten yem. Yemi daha yiyoruz, yiyor. Yani sürekli de olmuyor yani böyle. Mera sıkıntısı çok büyük bir sıkıntı yani. Sonra en büyük sıkıntı o. Yani aşırı büyük. Ben hiçbir şey istemiyorum mesela. Yem maliyeti de olsun. Yem aynı olsun ama mera olsun. Mera çünkü hayvanlar gezsin, gelsin, dolaşsın. Hayvan rahatlıyor. Gezmezse ahırın içinde hayvan sıkılıyor. Bir yere gidemiyorsun, gezemiyorsun. Araziler hep ekiliyor, dikiliyor. Bir yere gidemiyorsun. Şebeke sorunu görüyoruz. Evet abi, şimdi biz yaylaya çıkıyoruz. Yaylaya giderken gençlerimiz, mesela şu gençlerimiz yaylaya çıkıp bir an önce geri kaçmak istiyorlar. Yani niye? Sebebi şebeke. Adamlar hayvana bakmak istemiyor. İlla ki şebekemiz olsun diyor. Şebeke olmayınca, yani onlar da şebeke lazım. Bize daha çok büyük risk yaşıyoruz. Sonuçta aşağıya bir iletişim kuramıyoruz. Bir hastamız olsa acil ambulans diye bir şey arayamıyoruz. Kendi imkanlarımızla, aracımızla, aracımız olmayan, yani götürebilirse yol traktör var. Traktörle de yani mümkün değil, hasta gitmez. Yani bunlar büyük sıkıntımız. Orada bizim. Bunu Mersin İl Damızlık Birlik Başkanımız Sayın Mehmet Akdoğan bir ara bununla ilgilendi. Ankara'ya ilgili makamlara da duyurdu. Fakat bununla ilgilenen olmadı. Bizim sesimizi duyan olmadı. Yani biz bir an önce şebeke istiyoruz. Bu geçici şebekeler varmış. Yani 3-4 aylık veyahut da 5 aylık çok iyi olur. Yani hiç aşağıyla, haberle, hiçbir şeyle, hiçbir ihale şeyle iletişimimiz yok. Yani çok büyük sıkıntı. Bütün Toroslardaki yörükler hiç şebeke kullanamıyor. Ha, belli noktalar var, zirve, tepede. Ha, oraya da yürüyerek gidiyorsun. Araç da gidemiyor, traktör de gidemiyor. Yürüyerek gidiyorsun. Sabah gidiyorsun, öğlene, akşama geliyorsun şebekeye. Yani veyahut da en yakın şebekemiz 35-40 kilometre. Yani traktörle gitsen bir saatten fazla sürüyor, arabayla gitsen dünya zamanı. Yani olmuyor. Bunu ilgili makamlara sesleniyorum. Rica ediyorum Toroslara bir an önce şebeke kursunlar artık. Yani yörükler büyük sıkıntıda. Başka da bir isteğimiz yok şu an. Peki abi şey diyeceğim. Bu erzak ihtiyaçlarınızı falan filan. Erzak ihtiyaçlarımızı bazen işte dediğimiz fırsatçılar, gezici. Gezici, seyyar geziciler oluyor. Tabi bakkalda 5 ise orada 10 oluyor. Yani illaki yüksek veriyorlar. Yani 15-20 günde bir aşağı gidiyoruz. Bazen işimiz oluyor. Yani hayvanlarımıza yem getirmeye gidiyoruz. Ne bileyim, işimiz oluyor. İllaki bazen gittiğimizde bayağı bir erzak almaya çalışıyoruz. Alıyoruz orada, bayağı yetinmeye çalışıyoruz onlarla. Ya işte bazen seyyar satıcılar geliyor. Onlara da güven olmuyor. Yani nerede satılmamış mal varsa onları koyup getiriyorlar. Nerede hadisi varsa onları koyup getiriyorlar.
Yani mecbur çocuklarımız da akıl ermiyor. Mecbur koşuyorlar alacağız diye. Mecbur alıyorsun yani. Böyle gezici seyyar şeyler var. Aynen depseşidir, bakkaldır. Ne bileyim tatlıcısıdır. Yani bunlar hepsi geziyor. Geliyor ama dediğim gibi hiç satılmayan malları getiriyorlar. Hiç taze mal yok. Mesela zebze geliyor. Aşağıda domates 1 lira. Orada 4-5 lira. Yani yazıktır yani bu. Sıkıntı yani. Morge geceyi boyamadım. Çoban sanayi doyamadım. Çoban eğer susadın sen oy. Gel bizim arkadaşlar, bu kara kepenek Ağustos aylarında yazın erken kırkılan da kırkılır, yayla atılır. Ondan sonra güzelce fakat fakat yaparlar onu deste deste. Altına bir laylon sererler. Onu döşerler güzelce. Kilosuna göre mesela 3 kilodan bir kepene çıkar, 5 kilodan bir kepene çıkar, ona göre keçe çıkar, ona göre şey yaparlar. Onu güzelce yuvarlar. Yuva. Ondan sonra bu şekil olur. Bunu tekrar sıcak suyla pişirirler. Yine ondan sonra tokocaklarla vururlar, güzelce tokocaklarla. Ondan sonra da keçe meydana gelir. 3-4 kişi abi geçer böyle aynı şu şekil. Geçer böyle elle yayarlar. Ayakla yaparlar. Ayakla yaparlar tabii. Birkaç gün yaparlar, birkaç gün ara verirler, tekrar yaparlar. Yani kara koyunumuzun kara keçesi yününden yani. Yapılan bir ya şey. Kara da olur, beyaz olur. Ya genelde çobanın kepene siyah olur. He, siyah karadır. Beyaz başka yörelerde olur. Bizimki siyah. Şimdi çobanlarımız üstünde kara kepenek göremez olduk. Hep mavi, yani, yeşil branda oldu hep. Şimdi yapmaz oldular. Ya yapsalar da tabii yağmur geçirmemesi için, rüzgar geçirmemesi için dışına şey geçiriyorlar, dikiyorlar branda. Abi bu ne soğuk geçirir ne yağmur. Su da geçirmez, soğuk da geçirmez. Eskiden gece arazide bunlarla yatardık, dağda yatardık koyunlarla. İnan ki yorgandan gönüllü. Hiç sımsıcak yani. Soğuk falan hiç geçirmez. Yani bu uykuya daldın mı sabah kalkasın gelmez akşamdan. Böyle tatlı uykusu var. Bu şeyden farklı değil mi abi? Çadırın keçesinden farklı. Çadırınki işlemeyle mi yapılıyor? O ayrı. O kıldan yapılıyor. Ha, kıldan keçi yapılıyor. Kılından yapılıyor bildiğim evet. Kadarıyla. Keçi kılından yapılıyor. Koyunun yününden yapılıyor. He. Yani. Hepsi farklı. Bu daha sık. O biraz şey. Yumuşak daha duruyor. Seyrek duruyor. Yani. Aynen. O şekil oluyor. Bu çobanlara özel. Bazen de geleneklerimize göre bazen de evlerin içine serenler de var hala. Ama çoğu da bilmiyor tabii. Bu halıdan da gönüllü, kilimden de hepsinden gönüllü. Sağlığın açısından da güzel. Mesela biz bazen yünlerimizden yatak döşeklerimizi, yorganlarımızı hep bundan yaparız. Mesela yeni evlenen çiftlere, oğlumuza, kızımıza. Ama bazı gençler de istemiyor tabii. Ama bu daha sağlıklı. Ben bunu tercih ediyorum. Maalesef günlerimiz de para etmiyor zaten 4-5 yıldır. Bazı kişiler geliyor soruyor, hayrımıza veriyoruz. Bilen biliyor yani, bilen illaki para talep etmiyoruz da. Yani parasıyla alacak oluyor, biz öylesine veriyoruz yani. Çünkü 50 kuruş 1000 lira veriyorlar, yüğümüz hiç para etmiyor. Eskiden yüğümüz iyi para ediyordu, ben belki hatırlamıyorum. Yani babam anlatır. Yani çok değerliymiş. Yerde dökülenleri falan toplarlarmış. Ama şimdi öyle yok ya. Nerede? Tıraş ediyoruz, orada bırakıyoruz günlerimizi. Bu abi peki şeyden, ovadan yaylaya gideceğiniz zaman göç yolu üzerindeyken konaklayacağınız yerleri öncesinde mesela bir keşif yapıyor musunuz? Ya da burada tekrar geri geleceğiniz yerleri öncesinde bir kontrol ediyor musunuz? Şimdi şöyle bir durum var. Eskiden
dedelerimiz, babalarımız sürekli bu güzergahtan gelip gidiyorlar. Yani buradan gelip gittikleri için hiç bir bakma şeyimiz yok yani, bakmıyoruz. Ama şöyle şu yönden bakıyoruz. Misal ot var mı, yok mu diye o yönden bakıyoruz. Ama konacak olduğumuz güzergahlara başka yönden bakma şeyimiz yok. Yani. Hep belli, istikametimiz belli, konaklayacağımız yer belli, gideceğimiz yer belli. Ya misal buraya durduk, buraya bahçe yapmışlar. Belki seneye bura bahçe olacak, bura bizim konaklama işimiz iptal olacak yani. Konaklayamayacağız artık. Bir ileri gideceğiz artık. Burası kalkacak. Bu peki şeyde, Toroslar'da vardığınız zaman yaylada, oradaki yer her zaman sabit mi? Oradaki yerlerimiz sabit. Oradaki zamanda dedelerimiz yer almışlar. Kapılı yer almışlar. Yani sürekli oraya gidip geliyoruz. Eskiden, şimdi orada eskiden bir de mere kanunu vardı. Mere şeyi vardı. Tapulu olduğu halde devletimiz, bir devlet bizden artık mere başkanına mı tahsis ediyordu, ne yapıyordu? Hayvan başına para topluyorlardı eskiden. Tapumuz olduğu halde. Çiftçi koruma. Çiftçi koruma, mere başkanı işte diyelim. Ama şimdi o da kalktı artık. O da kalktı yani. Yani bunu, bu yüzden de davalık da olduk da yani kazandık. Yani şimdi artık bir para teşhisi yapamıyorlar. Yaylaya çıkıyoruz, yaydırıyoruz, yani geziyoruz, zamanımızı geçirip geri gidiyoruz. Yani. Ha, durduğumuz köylere de yani bazı yerlere yardım diyelim, bazı yerlere işte de para alıyorlar yani. Ya muhtarlar falan. Aynen, cami yardımı. Bekleme süresindeyken falan. Aynen, aynen. Bekleme süresinde bize bir hak tanıyorlar. Biz diyoruz şuradan şuraya kadar duracağız. Yani bize hak tanıyorlar. Biz de cami hayrıyı da işte gönlümüzden ne koparsa. Bir tabii bizim meramız yok. Belli bir meramız yok. Meramız olsa ha meranın oraya varız. Merada durabiliriz yani. Her yerin ayrı ayrı merası olsa varız. Ama bizim meramız yok. Biz sürekli göçebeyiz. Bir yere varıyoruz mesela tarla. Adam arazi ekmiş, biçtirmiş. Ha, tarla sahibi sokarsa giriyoruz. Girdirirse yani. Girdirmezse yine girmiyoruz. Onları iyi kötü yaydırıyoruz. Dar sezonu biter, soya sezonu başlar. Soya sezonu biter, pamuk başlar. Diyeceğim pamuk da biter. Ondan sonra yani yem işine başlarız, yeme. Artık yemciler de gözünü açar, hepsi gözünü açar. Yörükler bir an önce gelse de yem satsam diye. O maliyette tabii yemler de yükseliyor tabii biz yeme başladığımız sıralar. Yani kışı çok zor durumda geçiriyoruz. Geziyoruz işte, bizim eşlerimizin bir sağlık güvencesi yok. Yani bize Sayın Bakanımız Bekir Pakdemir'le yani eşlerimizi, annelerimizi de düşünsüyorlar. Bize 5 milyar destek veriyor sigortadan ama bu tabii karşılamıyor. Yani üzerine biz ekliyoruz. Yani sağ olsun, Allah razı olsun ama eşlerimiz, annelerimiz dediğim gibi hiçbir sağlık güvencesi yok. Fazla gezmez, insanı fazla yormaz. Koyuna verirsen yer, vermezsen gezer. Yani fazla öyle şey olmaz. Mesela sıcakta bak, hayvan yattı koyun. Keçi, evet. Keçi durmaz. Keçi çok gezer. Keçi dağların başına çıkar, dağda gezer. Yani küçük baş koyun öyle değil. Koyun ağır başlıdır. Yani rahattır, keçiye göre rahattır koyun. Ama keçi bundan biraz emeği zordur. Keçinin emeği bundan biraz zordur. Bu yukarı taraflara keçi besleyenlerden de var mı? Oraya da keçiciler de geliyor, evet var. Gözde tarafından var. Ne bileyim bu Mersin Erdemli tarafından keçici olanlar var, çıkanlar var. Yani var, keçicileri de var yani komşular.